Dijital hastane nedir sorusu veya bu kavram her yerde konuşuluyor. Bir şeyin başına dijital koyduğunuzda ya da teknoloji eklediğinizde onda bir tılsım oluşuyor, bir cazibe oluşuyor. Ve fakat bununla birlikte bir belki antipati diyebileceğimiz bir şey de oluşuyor. Çünkü bu biraz da moda olarak kullanılıyor. Yerli yersiz de kullanılıyor zaman zaman. Dijital hastane deyince böyle çok konunun yani bildiğimiz bir şeyin entelektüel bir şekilde ifadesi gibi algılanıp içeriğinin ne olduğu çok merak edilmiyor. Fakat doğrusunu ortaya koymak adına şu tanımı yapalım. Dijital hastane o kurumun vermesi gereken ana hizmet olan doğru sağlık hizmetini, kaliteli sağlık hizmetini daha iyi şekilde vermeye yardımcı olan hastanedir. Bir konsepttir bu. Bilgiyi ve teknolojiyi sağlığı iyileştirmek için kullanmanın adıdır dijital hastane. Kağıtsız hastane diye de zaman zaman bunun yerine bir kavram kullanılıyor. Ve bu bir yanılgıya neden oluyor. Sanki dijital hastanenin amacı kağıdı ortadan kaldırmak değil. Dijital hastane sağlık hizmet kalitesini artırmaya çalışır. Bunu bilgi ve teknolojiyi daha etkin doğru kullanarak yapar. Ama bu sayede de kağıtsızlık ikinci bir çıktı olarak elde edilir. Diğer taraftan neden HIMS, dijital hastane çalışmalarında HIMS'in yeri, rolü nedir? HIMS diyor ki ben bir takım ölçekler geliştirdim, anket temelli bir takım ölçekler. Bu ölçekle hastanenin ne kadar dijital hastane konseptine yakın olduğunu ölçüyor. Aslında çok basit, sade bir iş yapıyor HIMS. Gelin görün ki bu iş politika belirleyiciler için önemli bir bilgi kaynağı sunuyor. Çünkü siz Sağlık Bakanı olsanız diyeceksiniz ki hastanemde hastanın hastaneye acilden girişinden yataklı servisine, ameliyathaneye, yoğun bakıma kadar geçirdiği süreçte onun güvenliğini artırmak için daha neler yapabilirim? Bu konuda düzeyim nedir? Bunu nasıl artırabilirim diye düşünmeye başladığınızda karşınıza ilk çıkan engel mevcut durumunuzu ölçmek. HIMS bu ölçümü yapıyor ve size seviyenizi söylüyor. Bunu artırmak için de neleri yapabileceğinize dair bir yol haritası sunuyor. Bu nedenle Türkiye Sağlık Bakanlığımız 2013 yılında bunu bir politika, bir yönetim aracı olarak kullanmayı tercih etmiş. Böyle de devam edecek gibi görünüyor. HIMS olmasa başka bir ölçekle yapamaz mıydık? Pekala yapabilirdik. Hatta literatürde hazır bazı ölçekler de var. Bunlardan birini de kullanmak mümkün. Hiç problem yok. HIMS'i belki burada farklı kılan en önemli şey uluslararası karşılaştırma imkanı sağlaması. Çünkü biz kendi ölçeğimizi kullanarak bir ölçümü yapsak ve desek ki kendimizi 10 üzerinden 8'iz, 9'uz, bu 10 neye tekabül ediyor, 8 neye tekabül ediyor, başka bir ülkede bunun bir karşılığı yok. O nedenle HIMS'in burada ilave bir katkısı karşımıza çıkıyor. Başka ülkelerde HIMS'i kullanıyor, başta Amerika olmak üzere biz de kullanıyoruz ve sonra diyebiliyoruz ki şu ülkede şu kadar seviye hastane varken bizim seviyemiz budur. Sağlık Bakanlığı'nın dolayısıyla kararı, yani HIMS'i tercih etme kararı tamamen ülkenin seviyesini başka ülkelere de göstermek ve bölgede aslında bu konuda gelişmişliğini ortaya koymak. Şimdi bakınız, elektronik sağlık kaydının anlamlı kullanımı dediğimiz özellikler, elektronik reçete, klinik karar destek sistemi, PAKS sistemleri, hekim ve hemşirenin klinik dokümanlarını HBYS kullanarak kayıt altına almaları ve bu bilgiyi klinik hizmet içerisinde kullanmaları. Bunu yapmaya başladığımız andan itibaren hemşirelerde işlerinin daha kolaylaştığı, bir takım müteakip adımların kendiliğinden önerildiği ya da yapıldığı, otomatize edildiği ama bunun hizmetin içeriğine uygun bir şekilde yapıldığına dair geri dönüşler alıyoruz ve oldukça çalışma motivasyonları artıyor. Hekimlerimiz ilk başta o telaş içerisinde bu teknolojileri kullanmanın işlerini biraz aksatacağına dair kanaat ortaya koysalar da bu da hızlıca değişiyor. Çok değil, yani bir aylık bir uygulama bütün yargıları, negatif olanlarını pozitife çeviriyor. Ama gördük ki çok motive hekimlerimiz, başhekimlerimiz var başta. Çok değerli ekipleri var.
ve biz onlara hasta güvenliğini ve sağlık hizmet kalitesini artırmak için bu fonksiyonların neden önemli olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu literatüre dayalı olarak da ortaya koyduğumuzda bunların aslında büyük maliyetler de olmadığını, çoğunun ülkemizde de üretildiğini, ayrıca bu başka bir sevindirici taraf, bunu da ortaya koyduğumuzda büyük bir gayretle çaba gösterdiler ve hızlıca netice aldılar. Geçen yılki 2017 yılında elde ettiğimiz başarı biraz da bunların sonucu. 2018 ve müteakip yıllarda da bu gelişmenin aynı hızla devam edeceğini ümit ediyoruz. Vatandaşlarımız daha güzel bir sağlık hizmetine layıklar. Bizler de buna uygun bilgi üreten ve teknoloji olarak destek sağlayan imkanları sunmak için elimizden geleni yapacağız.